Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İstanbul'da kendi adı verilen İmam Hatip Lisesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişteki eğitim politikalarını eleştirdi. Biz cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik dedi. Komutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te kendi adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi açılış törenine katıldı. Kasımpaşa'dan bazen sandala, bazen motora binip Haliç'in ortasında da haczedilmiş gemilerin olduğu dönemdi. Buraya geldiğim günleri hatırlıyorum. Erdoğan burada öğrenci olduğu dönemde İstanbul'da başka İmam Hatip Okulu'nun bulunmadığını hatırlattı. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi başlı başına bir ekoldür. Zira biz burada öğrenciyken İstanbul'da başka İmam Hatip yoktu. Sadece burasıydı. Varsa yoksa burasıydı. Kurumsal olarak 66 yıllık mevcut yerinde de 59 yıllık bir geçmişi olan böylesine köklü bir okulun mezunu ve mensubu olmakla iftihar ediyorum. Okulumuzun mezunlarına baktığımızda siyasetten bürokrasiye, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine her alanda çok önemli başarılara imza atmış isimlerin olduğunu görüyoruz. Demek ki burada insanları başarıya yönlendiren bir ruh, bir maya, bir iklim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişteki eğitim politikalarını eleştirdi. Biz cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik dedi. 6 tane dersten de ben şahsen Eyüp Lisesi'nde imtihana girdim. O 6 dersi de verdim. Ondan sonra üniversiteye girebildim. Önünüz kapalı. Biz bunları okuduk. Ama benim diyen milletvekili bakanların birçoğu bu derslerin burada okutulduğunu dahi bilmiyor. Burada fizik, kimya, matematik bunların okutulduğundan haberi yok. Bu cahili cühelaların arasından çıktık, hamdolsun buralara gel. Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere tavsiyesi olduğu sözü FETÖ'ye getirdi. Az önce de söyledim. İlimde, irfanda süratle iyi yetişmelisiniz. İşte bu FETÖ gibi ahlaktan bir nasip, vatan haini ve şu anda da işte bakın kaçacak delik arayan bütün izleyicileriyle beraber dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan bu ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz. Çok çalışacaksınız. Hiçbir zafer mücadele edilmeden ve bedel ödenmeden kazanılmaz. Bunu böyle bilesiniz. Ve bu mücadeleyi verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Yeni nesillerin de işte böyle bir mücadele şuuruyla yetişmelerini, hareket etmelerini bekliyoruz. Tarihine, kültürüne, değerlerine saygılı iyi insan yetiştirmek tüm eğitim öğretim sistemimizin ortak amacıdır. Başbakan Binali Yıldırım TEOG yerine gelecek yeni sistemle ilgili bilgi verdi. Bugün Çanakkale'de konuşan Yıldırım, liseye girişte 4 yılın başarı ortalamasını alacağını ve tek sınav yapılacağını söyledi. Sorularda artık test değil, klasik olacak. Sayın Binali Yıldırım'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. TEOG yerine gelecek yeni sistemin detaylarını Başbakan Binali Yıldırım Çanakkale'de açıkladı. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5, 6, 7, 8. Bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi, kabiliyeti ne tarafa gidiyor? Matematik mi, Türkçe mi, sosyal bilimler mi, spor mu, sanat mı? Buralar izleniyor, tespit ediliyor. Buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınav nasıl oluyor? O sınavın soruları soru bankasından geliyor.
her okul, her sınıf kendine göre yapmıyor. Niye? Hormonlama olmasın, şişirme olmasın diye. O sınavlar soru havuzundan, bankasından çekiyorlar. Her okul, her sınıf yapıyor. Okuma sistemi de onlar yapmıyor, dışarıda okunuyor. Elektronik sistemle okunuyor. Olay bu. Başbakan yeni sistemde sorulacak olan soruların klasik olacağını da vurguladı. Sorular test değil. Bayağı sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular, sosyal bilgiler, şunu anlat bilmem ne. Matematik, şu problemi çöz. Ha, A şıkkı mı, B şıkkı mı, C şıkkı mı falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Ha, çalıştıysa, hazırlandıysa öğrenci zaten buna cevap verecek. Buradan alınacak sonuçlarda mezuniyete esas belirleyici notlar olacak. Mesele bu. Daha sonrasında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, Türkiye'den Süleymaniye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşların süresiz olarak iptal edildiğini açıkladı. Kuzey Irak bölgesinde bir referandum gerçekleşti. Bütün dünyanın karşı çıktığı, Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen bu referandumda Kuzey Irak yönetimi inatla gerçekleştirdi. Sonrasında alınacak önlemler bağlamında bugün saat 18 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir. Süresiz olarak iptal edilmiştir. Çorum'da düzenlenen Uluslararası Kardeş, Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumuna katılmak için kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi toplantısına da katıldı. Çalışamıyoruz. Açık çalışalım. Başbakan Binali Yıldırım, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaretinin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta Suriye'de devreye sokulan planların Türkiye'nin 2023 hedeflerini baltalamaya yönelik olduğunu söyledi. Bir yandan FETÖ'yle mücadelemiz devam ederken, diğer yandan da bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu bölgede yaşanan sıkıntılar, kaoslar Kuzey Irak'ta, Suriye'de anlamsız olarak devreye sokulan planlar bizim 2023 Cumhuriyet'in 100. yılına giden hedeflerimizi baltalamaya yönelik faaliyetlerdir. Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimine bulaşanların hukuk önünde en ağır şekilde hesap vereceklerini ifade etti. Darbecilere darbeyi vurduk 15 Temmuz'da. Şimdi bu darbenin arkasında olan, ruhlarını 1 dolara satmış olan bu alçaklar yüce Türk adaletine hesap veriyorlar. Ne kadar tiyatro oynasalar da, ne kadar yalan dolan ile uğraşsalar da, reddetseler de, hiçbir şekilde, açık söylüyorum, adaletin pençesinden kurtulamayacaklar. Hukuk önünde hesaplarını en ağır şekilde verecekler. Başbakan Yıldırım, 16 Nisan referandumunun Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir sayfa olduğunu kaydetti. 16 Nisan referandumu Türkiye siyasi tarihinde yeni bir sayfadır. Nedir o? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş. Sizler Çorum'da %64'ün üzerinde evet diyerek bu sisteme olur verdiniz.
Binali Yıldırım, dünyada yapılan 10 büyük projeden 5'inin Türkiye tarafından yapıldığını sözlerine ekledi. Dünyada son 10 yılda 10 tane büyük proje yapıldı. Kriz var biliyorsunuz. 2008'den beri dünyada kriz devam ediyor. 10 tane büyük proje var. Bunun 5 tanesini Türkiye'de yapıyor. 10 projenin 5 tanesi Türkiye'de yapılıyor. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. İstanbul'da. 200 milyon. Başka Avrasya tünelini yaptık, bitirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, bitirdik. Marmara'yı yaptık, bitirdik. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık, bitirdik. Çanakkale Köprüsü yapılıyor. Başbakan Binali Yıldırım Çorum temasları kapsamında kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu yemekte konuşan Başbakan, Kuzey Irak'taki referanduma değindi. Referandumun Türkiye için yok hükmünde olduğunu yineledi. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Başbakan Binali Yıldırım Çorum temasları kapsamında kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Güneyinde, Kuzey Irak'ta bir referandum oldu. Yoğun katılımın olduğu yemekte konuşan Başbakan Yıldırım, referandumun Türkiye için yok hükmünde olduğunu söyledi. Birkaç gün önce hemen sınırımızın güneyinde, Kuzey Irak'ta bir referandum oldu. Bu referandum bizim bakımımızdan gayrimeşru bir referandumdur. Neden? Çünkü bölge Suriye'de, Irak'ta zaten sorunlardan, krizlerden yorgun düşmüş bir bölge. Şimdi bütün bu sorunlar ortadayken, durup dururken bir referandum, bir ayrılma sevdasına kapılmak, orada yaşayan milyonlarca Kürt'e, Arap'a, Türkmen'e, Asuri'ye, Ezidi'ye gelecek vaat etmez. Binali Yıldırım, Irak'ta ve Suriye'de yapay devletler oluşmasına asla izin vermeyeceklerini ifade etti. Biz gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, hudutlarımızın güneyinde yapay devletler oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Bu Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Oraya da yaşayan kardeşlerimizin hukuku, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın hukuku gibidir. Bugüne kadar Irak'ın her sıkıntısında yanında olduk. Fakat görüyoruz ki iyi niyetimiz görülmezlikten geliyor ve bu yöndeki uyarılarımız maalesef dikkate alınmıyor. Yıldırım zor bir coğrafyada yaşadığımızı da sözlerine ekledi. Zor bir coğrafyadayız. Etrafımızda adeta ateş çemberi var. Yıllardan beri Suriye'de savaş var, Irak'ta istikrarsızlık var. Ama bu istikrarsızlığın, bu savaşın sebebi oradaki masum insanlar değil. Oralarda hesabı olan, orayla hiçbir ortak bağı olmayan insanlar. Başbakan Binali Yıldırım organize sanayi bölgesinde bulunan altın rafinerisini de ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'ı altın rafinerisine girişinde Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım Çorum'da organize sanayi bölgesinde bulunan altın rafinerisini de ziyaret etti. Tabii. Başbakan Yıldırım Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı tarafından karşılandı. Yıldırım ve beraberindekiler altın rafinerisini gezerek bilgi aldı.
Ahlatçı altının fabrikada nasıl işlendiğini Başbakan Yıldırım'a anlattı. Ve 15 Temmuz anısına basılan, üzerinde "Hakimiyet milletindir" yazan hatıra altını tanıttı. Fabrikada akşam vardiyasında çalışan işçilerle de sohbet eden Yıldırım, daha sonra hazırlanmış bir külçenin seri numarasını da bastı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ memleketi Yozgat'ta konuştu. Bozdağ'ın gündeminde Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum vardı. Irak'a yaptırımların uygulanacağı mesajını verdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen kongreye katıldı. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın gündeminde Kuzey Irak'taki referandum vardı. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin aldığı referandum kararı ve yaptığı halk oylaması gayri meşrudur ve Türkiye bakımından kendine hükümdür. Yani yok hükümdür. Orada olup biten hadiseler Türkiye'nin milli güvenliğiyle doğrudan ilgilidir. Milli güvenliğimize bugün de gelecekte de tehdit oluşturmaktadır. Aynı şekilde Irak'ın, aynı şekilde İran'ın milli güvenliğiyle de doğrudan ilgili ve onlar için de tehdit oluşturan gelişmeler yaşanmıştır. Hükümet sözcüsü Bozdağ, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yaptırımların zamanı geldiğinde uygulanacağını söyledi. Referandumun gerçekleşmesi halinde neler yapabileceğini, hangi adımları atacağını kendi yetkili organlarında görüşmüş ve karara bağlamıştır. Irak Merkezi Hükümeti, İran, bölge ülkeleri, uluslararası toplumun bütün hassasiyetleri dikkate alınarak bunlar yapılmıştır. Ve bundan sonra Irak'la ilgili bütün konularda Irak Merkezi Hükümeti ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde olmaya, ayrıca İran'la da istişare içerisinde olmaya devam edilecektir. Uluslararası toplumla birlikte hareket edilmeye devam edilecektir. Hem ekonomik, hem siyasi, hem askeri her türlü alternatif görüşülmüş ve hangi alternatifin hangi öncelikte ve ne zaman devreye sokulacağı karara bağlanmıştır. Bunlar vakti geldikçe bir bir hayata geçirilecektir. Bekir Bozdağ, Türkiye'nin ateş çemberinin içinde olduğunu da sözlerine ekledi. Yaşadığı bölge zor bir bölge. Etrafımıza baktığınızda ateş çemberi var. Ve Suriye yanıyor. Suriye'de olup biten hadiselerin Türkiye'nin milli güvenliğiyle doğrudan ilgili olduğu tartışması. Bazıları Suriye'de olup bitenlerden bize ne diyebiliyor? Çünkü onun omzunda bir sorumluluk yok. Yarın bir olumsuzluk olunca sen iktidardaydın, niye engellemedin diye bugün bize ne diyen yarın başka bir şey diyebilir. Ama bizim omuzumuzda bu milletin ve bu devletin sorumluluğu var. Emin olun, bu bölgelerdeki yaşanan her olay Yozgat'ın, Ankara'nın güvenliğiyle doğrudan ve birebir ilgilidir. Çorum'da Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun konferans salonunda düzenlenen Uluslararası Kardeş, Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu sona erdi. Küresel gelişmelerle kıtaya uğradığı Çorum'da Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun konferans salonunda düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Uluslararası Kadeş, Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu sona erdi. Kadeş Anlaşması'na Hitit tarafı, bendeniz Kraliçe Budeyefa ve Kral birlikte mühür vurup Mısırlılarla bir barış anlaşması yaptılar. Biz eşitliği, kardeşliği şehrimizde ihtisas etmişiz. Bunun da devamı için buradayız. Rektör Profesör Doktor Rehamettin Alkan kapanışta yaptığı konuşmada güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Gerçekten iki gündür çok güzel konuların ele alındığı, tartışıldığı, birbirinden değerli kıymetli misafirlerimizin konuşmalarına şahit olduk.
Ben öncelikle hepsine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şu anda aramızda olanlar ve ayrılanlar veya şu anda Çorumlu başka program olanlar. Üniversite olarak böylesi önemli bir dönemde, gerçekten barış çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem şu anda. Dünyanın her tarafında sorunların yaşandığını görüyoruz. Böylesi bir dönemde kardeşin üzerinden bu vurgunun yapılabilmesi, akademik boyutuyla tartışılması bizleri ve getirdiği ses ikinci günün sonunda görüyoruz ki gerçekten isabetli güzel bir çalışma yapmışız. Alkan çalışmaların daha da büyüyerek devam edeceğinin altını çizdi. Biz Hitit Üniversitesi olarak klasik eğitim faaliyetlerini yapan değil, artık proje üreten, bulunduğu şehre, bulunduğu bölgeye, isminin almış olduğu üniversite evrene hizmet eden bir kurum olması için gücümüz yettiği kadar gayret ediyoruz. Her ne kadar 11 yaşında, 12 yaşında bir üniversite olsak da sanki çok daha eski bir üniversiteymişçesine hareket ediyoruz. İnşallah bu ve benzeri gayretler siz değerli katılımcılarımızın, siz ve sizin gibi değerli katılımcılarımızın bizlere vereceği desteklerle bu çalışmalar daha da büyüyecek ve inşallah üniversitemiz gelişimini daha hızlı bir şekilde tamamlayacak. Konuşmaların ardından katılımcı akademisyenlere plaket takdim edildi. Evet, bir diğer plaketimiz TİKA Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Süreyya Ersoy'a. Sempozyumun yapılmasında büyük katkısı olan AK Parti Çorum Milletvekili Lütfi İlksen, Ceritoğlu Kurt, TV19'a değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Uluslararası Kadeş, Barış ve Kardeşlik Sempozyumu sona erdi. Merhabalarımız. Sempozyumun ardından Çorum temaslarını sürdüren AK Parti Çorum Milletvekili Lütfi İlksen Ceritoğlu Kurt, TV19 mikrofonlarına değerlendirmede bulundu. Ben ilginizden dolayı size teşekkür etmek istiyorum. 2 Ekim'de başlayacak yeni yönetim döneminde Cengiz Bey ve ekibine başarılar diliyorum TV19 olarak. İyi ki varsınız, iyi ki Çorum'un sesisiniz diyorum. Evet, sempozyum Çorum adına, dünya ve Türkiye barışı adına önemli bir sempozyumdu. Çok şükür hamdolsun üst düzey bir katılımla Sayın Başbakanımızın, iki tane bakanımızın, hem Sağlık Bakanımızın hem Tarım Bakanımızın, Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu'nun, Genel Başkan Yardımcımız Harun Karaca'nın katılımlarıyla taşlandı diye düşünüyorum sempozyumumuz. Milletvekili Kurt sempozyumun amacından bahsetti. Uluslararası Kadeş, Eşitlik ve Barış Sempozyumu dedik. Bunun böyle olmasını istedik. Çünkü Kadeş'in şehrinde yaşıyoruz. Kadının ve erkeğin birlikte barışa imza attığı, M.Ö. 1200'lü yıllarda yapılan anlaşma bizim şehrimizde, topraklarımızda olmuş. Biz bunu ön plana çıkaralım. Çorum leblebiden ibaret değil diyelim. Sanayisiyle, kültürüyle bir şehrimiz var. İnsanlarımız buna inanmalı ve böylece bir turist portföyü oluşturmak istiyoruz. Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye inandığını ve himayesini aldığını kaydetti. Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu projeye o da inandı ve himayesini aldı. Himayedeki projenin yükü de biraz ağır oldu bizim için de, üniversite için de. Oturumları olsun, katılımcıları olsun, tek tek özenle elimizden geldiği kadar hazırladık. İki gündür de akademik sempozyum devam ediyor. Bugün Kadeş ve Kadın oturumunda ben de moderatör görevim vardı. Hep beraber yüklendik. Bugüne de geldi çok şükür. Dün Çorum'da teveccühü yüksekti sempozyuma. Billboardlardan, sizleriniz vasıtasıyla basından duydukları kadarıyla katılım iyiydi. İnsanlar Çorum'un barış şehri, eşitlik şehri olduğuna inandılar. O da bizim hoşumuza gitti. Bundan sonra önemli olan bize düşen, size ve bize hep birlikte düşen görevimiz bunun sürdürülebilir olması. Bugün burada olup bitmesi iki günlük ihtişamı değil, sürdürülebilir bir şekilde bu konseptin devam etmesi. Lütfi İlksen Ceritoğlu Kurt önümüzdeki yılın projesinde ilk kez TV19 mikrofonlarıyla paylaştı. Bizim seneye kısmet olursa projemizde bu sene Kadeş, Barış ve Eşitlik'ti. Seneye Kadeş ve Kadını planlıyoruz. Çorum'da Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenledi. Programa Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katıldı. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehit ve Gazilerimizi Anma Programı düzenlendi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın da katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul müdürü Haydar Deveci, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da yeni kahramanlar çıkardığını söyledi. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan, gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halis Demir'i, daha henüz 16'sında olan Abdullah Tayyip Olçok'u, Erol Olçok'u, Mustafa Avcı'yı ve daha nicelerini bağrından çıkarmıştır. Program Kur'an-ı Kerim ile devam etti. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Nasıl böyle bir iman var, medeniyet? 15 Temmuz'da şehit olan Mustafa Avcı'nın babası Ayhan Avcı da etkinliğe katıldı. Avcı, oğlunun nasıl şehit olduğunu anlattı. Mustafa dedi ki, ben öyle deyince, çünkü çocuklar biraz da benim öngörülerime inanırlardı. Tamam baba dedi, hiç itiraz etmedi. Çıktılar. Biz de çıktık. Biz sokaktayken, yani biz emniyete gidiyoruz. Emniyeti basmışlar oraya almak için. İçeri Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akla birlikte. Oraya yaklaşınca Yakup oğlum yanındaydı, büyük oğlum. Dedi ki baba, Mustafa şehit olmuş. Anma programında 15 Temmuz'da yaşananların an be an yansıtıldığı film Minikler'e izletildi. Hazırlanan fotoğraf sergisi de programın ardından gezildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobil kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sungurlu Kırıkkale Karayolu'nun 11. kilometresinde seyir halinde olan Fatıma Safinur Atalay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Demir bariyerlerin otomobile ok gibi saplandığı kazada sürücü Atalay araçta sıkıştı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda meslekten ihraç edilen iki polis gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilen polis memuru VT ile ÖY gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürüyor. Samsun polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor sevgili izleyiciler. Ekipler sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 kişi adliyede. Samsun polisi Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Olayla ilgili 8 kişi Bafra'da, onlara uyuşturucu temin ettiği iddia edilen bir kişi de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler operasyonda 150 adet ekstazi hap, 48 gram bonzai, 3 paket esrar maddesi ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 9 kişi Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Yangınların büyüyüp kontrolden çıkmasını engellemekte etkili olan yangın söndürme tüplerinin kullanımı da oldukça önemli. İtfaiyeciler tüpü kullanmaya başlamadan önce bir defa ters çevrilmesini tavsiye ediyor. Böylece içindeki malzeme iyice karışıyor ve söndürme işlemi daha etkili oluyor. İtfaiyecilik haftasında Amasya'da itfaiye ekipleri öğrencilere yangın tüpünün nasıl kullanıldığını anlattı. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiyecilik haftası dolayısıyla Amasya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta öğrencilere yangın tüpü kullanmayı öğretti. İtfaiye görevlisi Aydın Ateş tüpü kullanmadan önce bir defa ters çevrilmesi gerektiğini söyledi. İlk elimize aldığımızda bir defa sert bir şekilde
ters çevirip düz çeviriyoruz ve müdahale edeceğimiz yerin ateşin merkezine, yani alevin merkezine doğru sıkıyoruz. Ateş işlemi yapmaktaki amacı da anlattı. Çalkalandığı zaman içindeki toz belki tüpün kenarlarına kalacak. İçindeki azot gazıyla beraber hareket etmeye başlayacak. Müdahale edeceğimiz yere asıl bizim amacımız bunun içindeki kimyasal maddenin alevin üzerinde bir tabak oluşturarak oksijeni kesmesi. Ama biz bunu çalkalarsak, çalkaladığımız zaman azot gazıyla o partiküller havada birleşecek. Tüpü tamamını sıkmadan, tamamını bitirmeden yangın, yani alevin üzerindeki oksijeni kesememe ihtimalimiz var. Bir defa ters çevirecek, düz çevirecek ve yangına müdahaleye öyle başlayacak. Eğer başlamazsa sadece azot gazı verir. Azot gazı da oksijenle temas ettiğinde alevin daha fazla büyümesine sebep. Yangın söndürme, kurtarma ve tahliye senaryolarının uygulandığı tatbikatı izleyen Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir de yeni binasına taşınan itfaiye müdürlüğü filosu bünyesindeki araç gereçleri her geçen dönem yenilediklerini söyledi. Gerek ekipmanlarıyla gerekse kendileriyle beraber milletimizin en zor gününde, afet gününde, boğulmalarda, kazalarda, yangınlarda bu abileriniz, itfaiyeci abileriniz araçlarıyla beraber 24 saat esasla Amasya'nın hizmetinde. Yozgat'ta şeker pancarı alımlara düzenlenen törenle başladı. Törene Yozgat AK Parti Milletvekili Ertuğrul Soysal da katıldı. Yozgat Şeker Fabrikası 20. dönem pancar alımları başladı. Törenin açılış konuşmasını Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Zafer Keskin yaptı. Açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Fabrikamızın 20. dönem faaliyetlerini açıklamadan önce 19. dönem, yani geçen yılla ilgili bir kısım faaliyetlerimize değinmek istiyorum. Geçen yıl fabrikamıza bağlı 6 ziraat bölge şefliğimizde 76 bin dekarda 135 köyde 2734 çiftçimiz ile sözleşme yapılarak 480 bin ton pancar teslim alınmıştır. Teslim alınan bu pancarın 390 bin tonu fabrikamıza işlenerek 56.320 ton kristal şeker, 18.500 ton melas, 123 bin ton yaş pancar küspesi üretimi gerçekleştirilmiştir. Pancar bedeli olarak üreticilerimize geçen yıl 99 milyon lira ürün bedeli ödemesi gerçekleştirilmiştir. 20. dönem, yani bu yıl kampanya döneminde Yozgat Şeker Fabrikası olarak fabrikamıza bağlı 6 ziraat bölge şefliğimizde 9 ilçede, 139 köyde, 2939 çiftçimizle sözleşme yapılmış olup 82.577 dekar pancar ekilmiştir. Bu pancar 12 tesellüm merkezimizde alınacak olup 510 bin ton pancar alımının gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bu pancardan 406 bin tonu fabrikamızda işlenecek olup yaklaşık 60 bin ton kristal şeker, 16 bin ton melas, 120 bin ton da yaş pancar posası üretimi hedeflenmektedir. Yozgat AK Parti Milletvekili Ertuğrul Soysal ise pancar fabrikasının Yozgat'ın gözbebeği olduğunu vurguladı. 20. kampanyamızın, pancar alım kampanyamızın özellikle üreticilerimize, çalışanlarımıza, sorgunumuza, Yozgat'ımıza, ülkemize hayırlı, bereketli kazançlar getirmesini, hayırlı olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Tabii pancar tarımda en çok konuşulan, en çok girdi sağlayan, ekonomiye en çok katma değer üreten bir ürün. Tabii bizim fabrikamız da bu bölgenin parlayan bir yıldızı. Ben yaklaşık 7 yıldır milletvekiliyim. 7 yıldan itibaren fabrikanın bütün sorunlarıyla birebir ilgilendik. Hiçbir zaman üşenmedik. Bütün sorunlarını masaya yatırdık. Yapılması ve çözülmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Bunu bilenler bilir.
Tokat'ta bir lisede 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak için proje başlatıldı. Okulun koridorlarına şehitlerin fotoğrafları asıldı. Tokat'ta Karşıyaka Mahallesi Okullar Bölgesi'nde eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin giriş katında şehitler koridoru oluşturuldu. Koridorun tavanına Türk bayrağı, okulun duvarlarına ve kapılarına 15 Temmuz hain darbe girişimi ve terör saldırılarında şehit olanların fotoğrafları asıldı. 15'liler ve Çanakkale Zaferi'ndeki askerlerin mücadelesinin de yer aldığı koridordan geçen öğrenciler panolara bakarak yaşanan olayları hafızasında canlandırıyor. Okul müdürü Sami Öğüt projeyle ilgili konuştu. Hem 15 Temmuz şehitler köşesini oluşturduk hem de şehitler koridorunu oluşturduk ve amacımız öğrencilerimizin vatan için, millet için gerektiğinde 15 Temmuz'daki gençlerimiz nasıl canlarını ortaya koydularsa o duygularla öğrencilerimizi yetiştirip vatanımızın bekası için böyle bir nesil yetiştirme gayreti içinde olduk ve bu amaçla, bu niyetle koridorumuzu oluşturduk. Her sabah öğrencilerimiz koridorda geçtiğinde bu duyguları yaşadıklarına şahit oluyoruz. Müdür yardımcısı Ali Balda amaçlarını anlattı. 15 Temmuz Şehitler Koridoru'nu oluşturmamızdaki amaç malum yaşamış olduğumuz 15 Temmuz ihanetinin asla unutulmamasını sağlamaktı. Biz de bu şuur ve inançla başlangıcından 15 Temmuz'a değin 1071'de başlayan kahramanlık mücadelemizi 15 Temmuz'a değin sürdüren tarihimizdeki tüm kahramanlarımızın fotoğraflarını burada sergilemeye çalıştık. Özellikle 15 Temmuz şehitleri ve daha da özellikle olarak 15 Temmuz'da şehit olan canlarını feda eden Tokatlı şehitlerimizi toplam 7 kişi gençlerimize tanıtmaya çalıştık. Amasya'da seyir halindeki bir otomobilin bagajında yapılan yolculuk pes dedirtti. Trafikteki bir vatandaş tarafından kaydedilen o tehlikeli görüntüleri izliyoruz. Görüntüler Amasya'nın Sulova ilçesi karayolunda çekildi. Seyir halinde olan ve içinde kaç kişinin bulunduğu bilinmeyen otomobil bagajında yolcuyla birlikte trafikte ilerliyor. Tehlikeye davetiye çıkaran araç ve sürücüsü meraklı bakışlar arasında kısa sürede gözlerden uzaklaştı. Haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 152 19 19 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haberin bu akşam da sonuna geldik. Türkiye'nin ve Çorum'un gözü kulağı olmaya devam edeceğiz efendim. Hoşça kalın.